Arkadaşlar merhaba. 5 Kasım 2022 Cumartesi günü Fransa'dayız. Tekrar Fransa'da Deauville Hipodromu'ndayız arkadaşlar. Evet, bugün Fransa'da normalde 9 koşu var ama biz oradaki ilk 7 koşuyu almışız. Evet, TJK'nın verdiği liste doğrultusunda görüşlerimize geçiyoruz. Deauville'de 15.58'de ilk koşu başlıyor. İngiltere ile aramız 3 saat bu arada oldu. Fransa ile 2 saat, yani Avrupa ile 2 saat. İngiltere ile 3 saate açıldı. Evet, maiden bir koşu, erkeklere ait 2 yaşlı İngilizler 1300 metre sentete çıkacaklar. Arkadaşlar günde burada 3 tane atla başlıyoruz ama burada tabii ki bu 6 numara Book of Life Michael Barzalona ile çok önde gözüküyor. Dark Angel yavrusu. 9 numaralı Chaupa Gregor Benoist'le ve 7 numaralı Brier Patch Theo Bakliot'la da devreye girebilir. Yani 6-9-7 diyoruz buraya. Biz 4'ü pas geçtik. Bilginiz olsun. Hatta 1'i de pas geçtik ki 1 de iyi bir sapkan normalde baktığınız zaman. 6-9 ve 7 diyoruz. Biz burada hakkımızı böyle kullanıyoruz. Ama 7'li piresi önemseyenler o iki atı da düşünebilirler tabii ki. Evet, ikinci koşu arkadaşlar 16.33'te altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağı oluyor. Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik kuma çıkacaklar. Zaten bugün Deauville'de hep sentetik kum pist koşuları var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar güne tekle başlıyoruz. 8 numara Suviana, Mikel Barzolona ile Sudrek Banko. Bu atın geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Artık dendiben yavrusu bunları geçer herhalde. Evet, bir tane daha alternatif bankomuz var. Çünkü bundan sonra ki yarışlar bayağı zor. Üçüncü koşu Handicap 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2500 metre. Burada 16 tane safkan var. Şöyle içine alalım. Evet, başlıyoruz burada arkadaşlar. Şimdi ön planda olan 1 numaralı Dojo, Stefan Pasquer ile 89 Handicap ile zaten yarışın favorilerinden olacaktır. Le Havre yavrusu. 8 numaralı Just Light, Christopher Grosbis ile 10 numaralı Corday Rose, Maxim Guyon'la ve 12 numaralı Felicia, Tony Picone, 13 numaralı Local Whiskey, Gregor Benoist, 14 Zarika, Marie Velon ve 16 Circo Massimo, Valentin Seguin. 1, 8, 10, 12, 13, 14 ve 16 numaralı safkanlar diyoruz burada. Tamamıyla burada arkadaşlar varsa atınız sizlerin de ilave etmesi gereken ama asla at çıkartılmamız gereken bir ayak. Dördüncü koşu burada şartlı 2 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik. 2 numaralı Alcanor Enzo Krublet'li arkadaşlar ilk atımız. Yani şimdi bu güzel ata binen şaibeli jockey bunlar tabi. Bizi düşünen antrenör okey GC Rugged hemen hemen birinci sırada diyebilirim ben GC Rugged'lara. Burada safkan da çok iyi. Yaptığı 4 yarışta 91 handikap puanı olarak en yüksek handikap puanı okey. Ama bu vatandaş bu atı getirebilecek mi artık onu bilemiyoruz. Yazacağız 2 numara Alcanor, yani şuna Maxim Guyon veya Mikel Barzola binse bu safkana belki banko atacaktık. 6 numaralı Now Show Like a Joe Show, No Show Like a Joe Show, Hugo Yorniak'la bu 6 numaralı safkanın ekürisi 5 numaralı Nivkid on the Block, Leo Russell'la bunları yazıyoruz arkadaşlar. 9 numaralı Kimi Orenda, Maxim Guyon. 3 numaralı Dabiradia, Theo Bakliot. Ve 4 numaralı Mandega, Marie Velon. Evet, burası 2, 6 ve 5 eküriler. 9, 3 ve 4. 5. koşu 18.25'te şartlı 3 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik. Başlığımız bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da 9 numaralı Pearl, Gregory Benoist ile ilk atımız. Tabii ki 5 numaralı Siam Paragon, Stefan Pasquer ile ikinci atımız. 8 numaralı Locke Lundy, Audrey Duporte. 2 numaralı Faro de San Juan,
Mikel Barzolona ve bir numaralı Impitoyable arkadaşlar eğer koşarsa şu anda jockey belli değil bu safkanın. Evet 9, 5, 8, 2 ve 1 koşarsa arkadaşlar yazıyoruz bunları. Zor bir ayak. Yani burada şudur diyebileceğiz bir ayak değil. Alex Pantaleon'a Pedito 3. binici alacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ama burada bu 5 numara Siam Paragon eğer koşuyu AGF'si 40'ın üzerine falan çıkarsa dikkat edilmesi gereken bir safkan. Burada bir 6'yı yazmadık. Mesela bir koşmazsa burada 6'yı da ilave edin arkadaşlar. Bits of Love, Yurtiz Menizavallı. Yurtiz Menizavallı çok kötü performans gösteriyor. Hiçbir şey yapmıyor. 6. koşu Handicap 3 yukarı İngilizler 2500 metredeler. Burada bir alternatif bankomuz var. 11 numaralı Amerika'nın Lili, Aurel Lemaitre ile alternatif banko. Ve ekürisi 13 numaralı burada Bayra Tony Picone ile. Evet, Caroline Aurel'ların safkanı bu. Ve yine aynı zamanda antrenör de yine Caroline Aurel'lar. Tamamıyla kapatmışlar kendilerini ancak yapılan tabi yorumlara göre de otoriteler bu safkanın bugün çok iyi performans göstermesini yaptığı dördüncülüğün iyi bir dördüncülük olduğundan falan bahsetmişler. Bu 5 yaşındaki safkan arkadaşlar bizim alternatif bankomuz 11 numaralı Amerikan Lili'yi baz aldık biz. Ekürisi 13'ü değil. Rakip noktasında 2 numaralı Preskillia Mikel Barzolona ile 6 numaralı Shiraz Marie Velon ve 9 numaralı Ares Black Christopher Grospis ile. Burası 11 ve 13 yani eküler alternatif bankomuz. Rakipleri 2, 6 ve 9 dedik. Son koşu da 7. koşu. Satış koşusu 19.25'te şartlı 3 yaşlı İngilizler. Hepsi fix 3 yaşında. 1900 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Son koşu çok tehlikeli. Yani buraya kadar gelip gerçekten yatmamak lazım. Buraya kadar geldikten sonra. Yani ben size şöyle bir şey söyleyeyim. İmkanı olanlar bu ayağı kesinlikle kapatabilirler rahatlıkla. Ama biz yine de 11 atın 6'sını bulduk. Yani 5 atı dışarıda bıraktık. 7 numaralı Just the Perfect Day Aurel Lemaitre ile. Bakın Aurel Lemaitre burada eğer varlık gösteremezse burada mutlaka varlık gösterecektir diye düşünüyoruz. Bu formda jockey. 6 numaralı Juan Cayo Teobagliotta. 10 numaralı India Mikel Barzolona. Bakın India da gayet iyi durumda. Bu da 53,5 kilo ile Mikel Barzolona ile usta jockey ile koşacak. 2 numaralı Daria Angel Ludwig Bassao. 5 numaralı Midnight Fever Stefan Pasquer. Ve 3 numaralı Belle Quest Marie Velon. Evet benim atım burada zaten bu Marivello'nun mini Belquest 3 numara. Ama dediğim gibi 7 ve 10 numaralı safkanlarda yani 3, 7 ve 10 numaralı safkanlar bana göre çok ön planda. Küçük kuponlar da paranız yetmiyorsa kısıtlıysanız 3, 7, 10 yazabilirsiniz. 6, 2 ve 5'i de ilave etmek istiyorsanız edersiniz arkadaşlar. Biz burada mesela bir pas geçtik. AGP'sine bence bakılmalı. Dediğim gibi kapatmalık bir ayak bu. Çok dikkat bu ayağa. Yani buraya kadar gelip de yatmak çok yani koyar adama diyorum. Evet. Dövil ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Crunchy ile ilgili videomuz da yayında. Keeneland ile ilgili de videomuz var. Alternatif bankolarımız var. Keeneland'de grup koşuları var. Muazzam bir koşu günü yaşayacağız orada. Milyon bazında milyon ikramiyeler dördüncüye bile. 400 bin dolar, 500 bin dolar ikramiye var arkadaşlar. Yani muazzam bir yarış günü cumartesi ve pazar oluyor. Ben yani cumartesi hatta pazar zannetmiyorum pazar olduğunu. Evet bakalım arkadaşlar. Herkese bol şans diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.